Night Online Hanem kanalının Priye serisindeki yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz umarım keyifler yerindedir. Bu video o video. Bu bölüm o bölüm dediğiniz bambaşka bir bölümle daha karşınızdayım. Videonun başlığından da anlayacağınız gibi nihayet amacımıza ulaştığımız ve birden fazla olumlu şeyler yaşadığımız harika bir video oldu bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Videoyu baştan sona izleyip videoda yaşadıklarımızla ilgili düşüncelerinizi çok çok merak ediyorum. Lütfen benimle yorumlarda buluşun. Lafı çok fazla uzatmadan yeni bölümümüze başlayalım. Bakalım bu deli piyesin başına bu bölümde neler gelmiş hep birlikte izleyelim. O zaman hepinize şimdiden keyifli seyirler. Yeni bölüme tekrar hoş geldiniz. Hatırlarsanız son bölümde içeri pazarı bırakmıştık. MD7'lerimiz ve STR kağıdımız satılmış. Raptor artı altımız ve mavi kutularımız duruyor. Bankaya geri kaldırdım. Yarım saat sonra ora farmımız başlayacak. Çarın eksiklerini ayarlayıp hızlıca farma geçeceğiz. Şu ana kadar üzerimizde biriken parada 445 Bankadaki artı altı raptoru ve mavi kutuları satınca 5GB'nin üzerine çıkacak. Ama tabi azalmalar illaki olacak. Çünkü duration bitiyor, küçülme topu azaldı falan. Bunları yine tazeliyorum. Zaten biliyorsunuz az çok. O halde hazırlığımızı yapalım. Boro farmına geçelim. Tam 16 dakikada bir tane drop aldık Dragon Pants. Çok güzel bir başlangıç. Hız kesmeden devam. Evet abi farmımızı bitirdik. Maalesef tek dropla kapattık. En az bir buçuk saat falan slotta sürekli savaştık. Biraz onun etkisi oldu. Biraz da hafta sonunun etkisi olduğunu düşünüyorum. Tek dropla kapatmamız biraz üzücü oldu ama hafta içi tekrar şansımızı deneyeceğiz. Şimdi saat altı buçuk oldu. Duration'ım yok. Küçülme topum yok. Pandora 3'e geçeceğim. Bunları tamamlayacağım. Sonrasında birazcık PK atacağım. PK'dan sonra da biliyorsunuz zaten FTJRBDV şeklinde devam edeceğiz. O halde bir sonraki sahnede görüşürüz. Pandora 3'ten birazcık küçülme topu 2 tane duration aldım. Potmana vesaire depoladım geldim. Biraz da armor sc aldım. Bir tane raptor 5 bir tane md6 çektim. 3.7 md6 25.5 m raptor 5 2.5 m buz. 100k'da upgrade scroll. Tam p 3te kayda girdim. Oyun dondu ve attı beni abi. O yüzden şu an mecburen p1'deyim. Bunları upgrade deneyeceğim. Bakalım 2 2'de 2 yapabilecek miyiz? Şu an upgrade yapan yok. Anvil'in tüm hakimiyeti bizde. Bakalım 1'de 1 ile başlayabilecek miyiz? Haydi aslan geçtin mi? Vallaha geçti. MD 7 oldu. Şimdi sıra Raptor'umuzda. Bunu da 3-2 yapalım abi. Biliyorsunuz ki en güzel senaryo 2-2. Çünkü MD'den yaklaşık 8 emkar ediyoruz. Raptor'dan da 9.5-10 emkar ediyoruz. Bakalım 2-2 yapabilecek miyiz? Gönderdim. Çat bu da geçti. 2 de 2. Harika. 10 m 18 m kar ettik abi. 2 gündür JR kaybediyorduk. Bu şekilde 2 JR'mizi de kazanmış oluyoruz abiler. Dün de yine güzel bir upgrade ile kara geçmiştik. JR kaybının hemen arkasından. Bunlar da çok güzel oldu. Yaklaşık 40 m kadar masraf etmiştim. Küçülme topudur, duration'dır, potmanadır, armor sc'dir falan. Bunlar böyle ufak ufak bize geri dönüyor. Gayet güzel oldu. Şu 2 tane raptoru gece satarız. Çünkü şu an 40 hem'in altına düşmüş. Ben biliyorsunuz 41.5 hem'den falan satmaya çalışıyorum ki üstüme neredeyse 40 hem gelsin. Amacım gene genelde bu yönde oluyor. Güzel şimdi Pandora 4'e geçeceğim. FT'ye tıklamaya çalışacağım. İnşallah girebiliriz. Hem akşam FT'sine giremedik hem de JR kaybettik. Ama kaybedeceğimizi bile bile önden upgrade yapıp oradaki açığı kapatmıştık. Şimdi bir tane MD6 bir tane de Raptor 5 çektik. Yine busumuzu ve upgrade scrollumuzu çekerek bunları deneyeceğiz efendim. O halde bakalım şansımız yerinde mi? Şöyle yapalım. 2-3 yapalım abi. Bu yanarsa Raptor'u çeviririz. Bu arada çok güzel artı 7 bastılar. Ayda aslan. Bir de bir misin? Birisi MD7 bastı. Şimdi onu o şansı diğer arkadaşlar kullandı. Biz de bir deneyelim. Biraz sakinleşsin anvil. Şu an bayağı basan var. Sap sarı oldu. Yok çok bekledik. tamam şu an güzel. Gönderdik. M'de yandı. Tamam Raptor'un kesin geçmesi lazım. Haydi aslanım Raptor. Bunu geçiremezsek CR'yi direkt kaybettik abi. Sarı gel. De bastım. Geçti. Nice. Güzel. Raptor artı altımız oldu. Abi şimdi bir tane daha Raptor 5 çektik. Bunu da 5-6 şeklinde deneyelim o zaman. İçimden böyle yanacak gibi geçti ama kaşıntı tuttu bir kere. Hadi ayılası bakalım. Anvil sakin. İlk sarıda göndereceğim. Hadi deniyoruz abi. Bir tane sarı gelsin. Geldi ve bastık. Güzel. 25.5, 28 desek boostla beraber 40 hem buradan 12 hem de kardayız. Hızlıca boost turuna geçebiliriz. JR'yi raptor basarak telafi ederken bir süre PK attık ve şimdi de sıfırlanan drakilerimizdeyiz. En son WB'yi ne zaman aldığımı tam olarak hatırlamıyorum. Ama şuradan göstereyim şu an. ikinci hakkımdayım. Bir tane weapon breaker aldım abi. O halde devam. Son bir hakkımız daha var. Şu an orta katlardayım. Bir buçuk hak kaldı diyebiliriz. Belki bir VB daha alabiliriz. Sürpriz geliş yaşanabilir O zaman devam. Evet abi bir tane Bich, bir tane Vb ile final yapıyoruz. Görev dahil Bich sayısı toplam 26 olacak. Sanırım bir ya da iki gün sonra buradan bir tane Süperir Box çıkartabiliriz. Saat şu an gece iki buçuk oldu şuradan göstereyim. Bir 20-25 dakika dinlenip FT hazırlanacağım. FT'den de bir mavi kutu, bir tane de Temple koyun alacağız. Akşam FT'sine malum girememiştik. Akşam onda girememe sebeplerim çok farklı. Benim sıpa uyumamış oluyor, erken tıklayamıyorum veya PK uzun sürüyor gözden kaçırıyorum zaman geçiyor vesaire. Bu sebeplerden giremeyebiliyoruz. Her neyse bu dropu da buraya kaldırdık abi. 40 x 4'ten 160 em burada. 6 m burası. 10 em burası. 7.5 em burası. 2 m burası. 18 em de burası. Üzerimizdeki para da 3 gb. Gerisini siz hesaplayın abiler. Bir 6 em daha eklenecek birazdan mavi kutudan. Vesaire vesaire. Kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ve bir gece 3 ft'sinin daha sonuna geliyoruz. Bir temple coin bir tane mavi kutu alacağız. Tüm partinin eline meyine sağlık. Zaten biliyorsunuz mage partide standart olarak mavi kutu alıyoruz. Dolayısıyla buranın sonunu göstermeme zaten gerek yok. Vereyi de yavaş yavaş geziyoruz şu anda görüyorsunuz. Ben sizi oyalamayayım. Sonraki sahnede görüşürüz. Bir gündüz farmından daha merhabalar. Bugün savaş olduğundan sebep öğlen 3'te başladık farma. Şu an saat 3'e 19 geçiyor. İlk drop'umuz hayırlı olsun. Dragon kapalı kaldık. Bakalım bugün hafta başı pazartesi. Hafta sonundan çıktığımıza göre artık birden fazla drop'la kapatırız diye tahmin ediyorum. Hadi o zaman bol drop'lar diyelim ve devam edelim. İlk drop'u hatırlarsanız 19 dakikada almıştık. Şu an ikinci drop aldık. Mithril P. Evet, hemen dakikamızı göstereyim. 39 yani şu an biz 39 dakikada 2 tane drop'u kapattık abi. Hafta sonu hurafesine gerçekten inanmaya başladım. 4 saat farmda bir tane drop almıştık. O da çok aman aman değerli değildi. Şimdi hafta içindeyiz ve 40 dakikada 2 tane drop alıyoruz. Ben bu hurafeye inanmaya başladım abi. E tamam o zaman keyifler tavan. Daha 3 saat 20 dakikamız var. Bakalım kaç tane daha drop alacağız. İnşallah güzel güzel droplarımız artarak gitmeye devam eder. Farmımızı 39 dakikada 2 drop alarak noktaladık arkadaşlar. Sonraki 3 saat 20 bir dakika. Maalesef bomboş geçti. Sağlık olsun diyelim. En azından dropsuz kapatmadığımıza seviniyoruz. Şimdi de akşam 10 FT'sindeyiz. Bu FT'den de standart olarak bir mavi kutu bir temple coin alıyoruz. Herkesin eline konuda sağlık. Bankada iki tane daha temple coin var. Bunları birleştirip bir mavi kutu da alıyoruz. Şimdi de akşam jeresine geçiyoruz. Maalesef iki gündür oyunda çok ciddi bir lag sorunu yaşıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an jereye yeni girdik. Görüyorsunuz kimse hareket edemiyor. DC yiyenler, eksik partiler vesaire Maalesef ama maalesef sıkıntı çok büyük. Kimi arkadaşlarım arkadaşlarımız Online'ın sunuculara saldırı yaptığını söylüyor. Kimi arkadaşlarımız da sunucularda bir çalışma olduğunu söylüyor. Hangisi doğru hangisi yanlış bilmiyorum. Ama maalesef durumlar iyiye gitmiyor. Şu an DC olmamak için herkes açmış elini dua ediyor resmen. Ve JR başlayana kadar en ufak bir sıkıntı yoktu. Tam JR başladı odaya girdik. Herkes takıldı kaldı. Yani büyük geçmiş olsun. İnsanların Night Online'dan çıkıp Rise Online'a e gitmesini haklı buluyorum doğal olarak. Herkes kendine şu soruyu sorabilir. Gerçekten bu oyunda kalmak istiyor muyuz? Cevapsız bir soru maalesef. Sanki bir biraz düzeldi gibi ama CC Priest yok şu an. Yani ne yapacağız nasıl yapacağız inanın bilmiyorum ama elden ne gelir. DC olana kadar devam edeceğiz. Evet Deva'ya kadar geldik ve Deva'yı kesiyoruz. Rakibi görmedik. şunu söyleyeceğim kazandığıma sevinemediğim bir JR oldu. Evet günlerdir JR kazanamıyorduk. Bu fena olmadı bizim için ama çok üzülerek tamamladık bu JR'yi. Böyle olmamalıydı. Sağlık olsun arkadaşların eline koluna sağlık. Azmi için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi inşallah lak sıkıntısı yaşamasak PK atmak istiyoruz. Moblardan da 2 tane Green Gem aldık. Tuhaf geçen JR sonrası PK'mızın hemen ardından şu anda FT'deyiz. FT'den de yine bir mavi kutu bir Temple Coin alıp ayrılacağız. FT'den hemen önce Drake haklarımızı yaptık. 2 tane Beige ile ayrıldık. Beige sayısı toplam 28. Muhtemelen yarın 30'a tamamlamış olur. Bir tane Super Year Box alırız. Zaten ekstradan gösteririm onu da. Ekibimizin de eline konuna sağlık. Mavi kutu ve Temple Coin'i aldık. Çıkabiliriz abi. Gündüz farmıyla yola devam ediyoruz. İlk drop'umuz Raptor oldu. Bu Raptor drop'unu ne zaman aldığımızı göstereyim. Saat 4.36 yani tam 2 saat 6 dakikadır biz hiç drop alamadık abi. Mithril ve dragon parçaları beklerken sadece raptor gelmesi evet üzücü biraz ama farm işi sabır işi o yüzden devam ediyoruz bakalım. Nihayet ilk drop'umuzu aldık arkadaşlar. Dragon Scale Armor Pants. Raptor drop'undan sanırım 12-13 dakika sonra geldi. Farm'ı bitirmeye an itibariyle 1 saat 40 dakika kaldı. Bakalım bir drop veya iki drop daha alabilecek miyiz? Dragon drop'unu saat 16.49'da aldık diye Discord'a KSC at şu anda saat 17.41 yani aşağı yukarı neredeyse 51-52 dakika olmuş. İkinci drop'umuzu da aldık abiler. Şuradan göstermek istiyorum. Mithril Poldron. En azından değerli bir parça. Mithriller Dragon'un birçoğu parçasına göre daha pahalı. O yüzden bu çok işimize yarayacak. Şu an saat 17.42. Farmı bitirmeye 18.30. 48 dakikamız var. İnşallah üçüncü bir drop'u da alırız abi. Farmımızı iki drop'la noktaladık. Yanına da iki tane Raptor artı bir aldık. Hatta şöyle göstereyim. Birini videoda göstermiştim ama diğerini göstermedim sanırım. Hemen bankaya gidip göstereyim orayı kaldırmıştım. Benim üzerimde 1-2 gündür Raptor artı altılar vardı geçen bölümde bastığımız. Pazara koydum. Biri satıldı. MD7 satıldı. Diğer 3'ü kaldı. Bunları yine satmaya çalışacağız tabii ki. Şunları yerine kaldıralım. Raptor 1'ler burada. Dragon Donluk ve Mithril Göğsük de burada. Hatta şu an klan arkadaşımıza bunları teslim edeyim. Sonra da JR'ye geçeceğiz. Çok kısa bir süre kaldı. 14-15 dakika falan kaldı. Hazırlıklarımızı yapıp geçelim. İnşallah kazanırsak JR'de görüşürüz. Şimdi akşam JR'sindeyiz. Çok güzel bir partiyle PK kaldık. Hemen bir küçülelim. Bakalım kim var kim yok. Antideflerimiz takılı. Hemen gittik abi. Josep abi önden gidip saldırdı hemen. Abi dur tutacağım seni tutacağım seni. Aldım 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 aldım. Bir savaştım kafana. Şimdi hemen hemen arkandaki Dustbreaker DB'li. Madisli. Beni boş ver, bana kür atma. Ben sana kür attım abi. Çok güzelsin. Hemen oraya bir toruz attım. Bas Z'den. 10 kalsın harcadı Piriyes. Koş koş koş. Ah da 10 attı. Evet arkadaşları bir tur düşürdükten sonra bir daha gelmediler. Çok kolay kazandık. Herkesin eline koluna sağlık. Moblardan 2 tane Black Gem alıp kazandığımız için de 2 tane Silver Gem alacağız. Bunları şimdilik buraya kaldıralım. Silver Gemleri de kaldırırız. Boss turu yapacağız. İnşallah drop alırız. Alamazsak doğrudan PK'ya geçeceğiz. PK görevlerinden de bir tane Old Drake Supply Box'ımız zaten garanti. İkincisi de random görevinden alınacak bir sürpriz. İnşallah olur. Son 10-11 gündür falan almadık herhalde. İnşallah bugün yarın yüzümüze güler diyelim. O oh halde devam ediyoruz. PK'mızı atıp Old Drake Sapli Box'ımızı aldıktan sonra Draki haklarımızı da tamamladık. Toplam 28 tane badge vardı üzerimizde. Bir tane de içeriden aldık. 29 bir tane de görevden alıyoruz. Toplam 30. Hemen burayı 30'a tamamlayıp bir tane Superior Box'a çeviriyoruz. Şuradan badge Exchange dedik. IC Yes dedik ve Superior Box'ımızı aldık. Bunu da buraya kaldırdık. Bugünün hasılatı bunlar. Şu ex görevlerini de teslim ettik. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu BDV'nin kaydını almış olmama rağmen videoda göstermenin doğru olduğunu düşünmüyorum. 3'e 3 bir e e kapışmaydı. Karşıda Priest yoktu. Sadece iki asas bir warrior vardı. Bizde ise ben bir warrior artı bir asas vardı. Dolayısıyla eşitlik olmayan bir PK döndüğü için videoda göstermeyi çok doğru bulmuyorum. Ama izlemek isteyen arkadaşlarımız ayın 24'ünde saat 2'de girdiğimiz BDV'nin canlı yayın kesitini yayın geçmişine gidip görebilirler. Şimdi de gece FTS'ine katılacağız. İnşallah buradan bir mavi kutu bir temple coin alıp ayrılacağız. İçeride tekrar bilgi vermeye devam edeceğim. Değerli dostlarımızdan Tven Seven PM attı ve bana... ...bir vb 7 bir Tirina, bir Buz... 1 M'de, bir de Karivdis verdi. Bunları benim için upgrade yapar mısın dedi. Bir de senin şansını deneyelim dedi. Normalde bu kadar değerli itemler vermesini beklemiyordum. Hani artı altı yedi falan verir diye tahmin ediyordum da... ...biraz tehlikeli işler yaptırıyor bana şu anda. Ama neyse deneyelim bakalım. O halde şöyle yapalım. WB'yi Tirina'yla diğerini de Karivdis'te göndereceğiz. Valla şu anda bir tırstım ama... ...itemler bizim değil... Rezil olmak da istemiyorum. Madem bizden böyle bir talebi oldu neden olmasın diyerek şansımızı denememiz gerekecek. Şöyle 7-8'de son preview'e bir atalım ve bakalım VB'yi 8 yapabilecek miyiz? Yalnız şu an kimse upgrade yapmadığı için bir tık riskli VB8 olur mu? Yolladık bakalım geçti mi? Bastık. Maalesef FB yandı. Tamam. MD6. Bunu 7 rebit yapabilecek miyiz acaba? Yani yapamazsam hakikaten çok moralim bozulur. Hatta şöyle yapalım. Biz bir anvil alıp gidelim. Şurada bir basmaya çalışalım. Evet. MD7 rebit olur mu? 2-3 olarak hissedildi efendim. Hadi bakalım. Gönderiyoruz. Haydi yavrum kemik. Gönder. Dem. İnşallah geçmiştir. Arkadaşın dışında PM gelirse bu iş oldu demektir. Ama gerçi yandığını da gösterir aşağıdan. Yine PM gelmesi olası tabi. FT ne kadar kaldı? 21 dakika. Abi... Geçti mi acaba ya? Nasıl yapsak? Şöyle bir boyiye bir trade atalım. Burada mısın boyi? Vallahi geçmiş. Vallahi geçmiş. Billahi geçmiş. Acayip keyfim yerine geldi şu anda. Acayip keyfim yerine geldi. Çok mutlu oldum. Oh be. Vallahi keyfim yerine geldi abi. MD'yi 7 yaptık. Alt F4 atıp NCS e basıyoruz falan diyorum. <laughs> Arkadaşı hemen bulayım. itemini teslim edeyim. BB maalesef yandı üzüldüm trade atarsın abi. Aa pardon yanlış PM. Yanlış kişiye PM atıyormuşum. Distraction hocam teşekkürler. İyi alıştım MD Raptor MD Raptor demiş. <laughs> Valla yani MD'den yana yüzümüz güldü. Güzel. Arkadaşımızın da yüzünü güldürdüysek ne mutlu bize. Sanırım artık FT'ye geçebilir miyiz? Yarın deneyek gene. Tamam. Okey deneriz abicim. Tamamdır okey. Hadi FT'ye. Bir gece 3 FT'sinin daha sonuna geliyoruz. Bir Temple Coin bir de Mavi Kutu alıp ayrılacağız. Bu arada size göstermek istediğim bir şey var. Şu an bulabilir miyiz bilmiyorum ama. Şurada cosperlar var. Biz bunları biraz yatırmaya çalıştık ama. Heh, şuradalar. Yatıramadık çünkü parti başkanını takip et özelliğini aktif etmişler. Parti başkanı nereye giderse onlar da oraya gidiyor. Diyor. Şu ekip abi burada gördüğünüz fosforlu cevriye niklere bak, bahçevan, Charlotte, işte ne bileyim doğal cüre midir, nedir Erbay'ın burada gördüğünüz birkaç arkadaş şu doğal cürenin partisi dert sahibiyim bilmem ne bakın iç içe duruyorlar zaten hepsi birlikte hareket ediyorlar bir türlü yatıramadık biz de en son vereği kesmeye karar verdik bir hareket ettiklerini görseydim size de gösterecektim ama keşke daha önce girseydim kayda belki bir faydamız dokunurdu Entity Game e. neyse yapacak bir şey yok mavi kutu alıp ayrılacağız bunlar da beleş mavi kutu alıp ayrılacak Cosplay şu an 8 tane mavi kutu alacaklar 8 x 6'dan 48 m yani 50 m desek yarım gb para Allah bereket versin 150 lirayı koydular cebe. Mavi kutumuzu da bankaya şöyle kaldıralım abi. 7 oldu rakam. Temple coin de 2. Bunu yarın 3'e tamamlayacağız. Bankamızın da güncel durumu bu şekilde. Ben şimdi P3'e geçip şunları satmaya çalışacağım. Bu arada videomuza ve sizlere selam gönderen Jungle Executive arkadaşımıza aleykümselam ve keyifli seyirler demiş olalım. İnşallah Nick'ini doğru söylemişimdir. Şu anda 20. bölümdeymiş. Yavaş yavaş bu bölüme de yaklaşır. Kendisine keyifli seyirler demiş olalım. Bu arada oyunda beni görüp desteklerini esirgemeyen selam gönderen tüm arkadaşlarıma çok teşekkürler. Hepinize minnet minnettarım. Aleyküm Keyifli seyirler. Videoda selamını almayı unuttum. Herkesin PM'sini görüyor ve cevap veriyorum. Oyun içerisinde sürekli acele hareket etmekten maalesef PM'leri videoda göstermeyi unutuyorum. Lütfen kusura bakmayın. İdare edin. Maalesef sürekli gösteremediğim için benim de moralim çok bozuk ama beni böyle idare edin. Çok sağ olun. Hadi geçelim P3'e. FT'den sonra bir süre pazar kurdum. Sadece VB satılmış. Şimdi de 111 M 3 tane Raptor artı 6'yı veriyoruz. Saatler boyu pazarda beklememe rağmen maalesef satamıyorum abi. Artık sinir lerin bozuldu. Artı 5'ten artı 6'ya Raptor upgrade yapasım gelmiyor. Neyse bu dert de böyle bitti. Tanesini 37 M'den vermiş olduk. Çarktan bir tane Stellar Tato geldi. Marble'dan da Game of Defense geldi. Bunları da şimdilik şöyle kaldıralım. Bu hangisiymiş? 25 for 30. Tamam bu buraya eklendi. Tamam saate bir bakalım. 1.55. 35 dakika sonra Boro farmımız var. Yavaş yavaş hazırlık yapıp geçeceğiz. Bu arada 35 küsür M pay aldık. Hatta dur bir dakika bakayım. Pay kanalı. Discord'dan bakıyorum da şu an bir saniye. Heh, 35 M 49 9K pay almışız. Üzerimize biriken toplam para 506M. Bir önceki bölüm boss turundan çıkarttığımız takı drobu artı Bora Farm ile beraber 67M pay almıştık. Ben bunu söylemeyi unutmuşum ama videoda paramızın yükseldiğini zaten gördünüz. Bankamızın da güncel halini hızlıca göstereyim size ben. Üçüncü sayfada bir tane Superior Box, 3 tane Old Box, 7 tane mavi kutu, 4 tane Silver Gem, 2 tane Green Gem, 3 tane Black Gem, bir tane green kutu var. Green kutu nedir ya? Yeşil kutu var. <laughs> Neyse. Bunları da satınca paramız sanırım 6GB'nin üzerine çıkacak. Yan çarımızdaki hala satabilmiş değilim. Bugün yarın satarım diye tahmin ediyorum. Ama ondan önce galiba yapacağım hareket fabrik setleri satmak olacak. STR Priest'ten tamamen vazgeçtim. Oradaki itemleri de satınca 3-3.5 GB kadar para gelecektir muhtemelen. Aslında böyle güzel bir paraya ulaşıyoruz. Lunar var koyabiliriz çara. Ama velakin lakin premium'un bitmesine artık sayılı günler kaldı. Premium'u da yenilemem gerekiyor. O yüzden çabucak magiye satmam lazım. Ne premiumsuz kalalım ne de takımızı almadan final yapalım. Ben bir durumlara bakacağım. O halde kaldığımız yerden devam. Hadi şimdi Borofar. Şimdi JR'deyiz. Kutu abiye ben bir masif attım. Abi gel şu mage nerede? Mage'i tekletmem lazım. Mage'i şimdilik göremedim. En soldan şöyle bir dolly arkadaşı süperledik. Malisledik. Malisleyemedik. Şimdi malisledik. Kafana sap açacağım. Açtım. Açamadım. Elim diyor. Aa açmışım açmışım. Onu aldım. Düşmedi mi? Tamam. Gel abi. An en, arkadaki. Abi hepsi bende. Hepsi bende. Hepsi bende. Beni çek. Çok güzel TP. Abi tor açacağım. Açamıyorum ki. Abi çok fena vuruyorlar. Elim düşüyor acayip. Tekli aldım. Hepsi bende bu arada. Şu dolly piriyese tek atar mıyız? Doldur Vallahi da Do Doldurdum doldurdum. Tek at ona tek at. Aldım onka. Çok güzel düştü. Çok güzel. Beni bir daha oynat. Slytherin beni bir daha oynat. Aha. ESC attım magesi. Spear talya. Spear talya yedek. Şunu tak abi. Çok fazla warrior var. Hemen küçüldük. Gelişine sap kaldırdık. Abi 80 küllü gelmiş olabilirler. Ben dolu de priyesi deyebileyip malisledim şu an. Malisleyemedim. Malisleyemedim. Bir sap atacağım. Ha, atmışım zaten. 10 aldım. Alamadım. Alamadım. Elim düşüyor. Alo. Elim düşüyor. Bir kişi düştü. Abiler kaçmam lazım. Şu birli 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 birli. DB attım mı? Attım. Vallahi attım. Vursanız abi ona. Abi hepsi bende. Bu ne ya? Tayfun. Tor Tayfun. Mana çekeceğim. Çektim. Kendime bir 10k aldım. Ne oldu ya? E ama böyle olmaz ki. Tam PK'nın en güzel yerinde. Tamam tamam. Ben yanlışlıkla DS ile hareket ediyormuşum. Swordlu Warrior bana vuruyordu. Şu an vuramayacak. Geliyorlar. Geliyorlar. Hemen dollü priest. Hazır. DB'sini attım. Malisini attım. Küre erken kaldırdı. Aldım on buraya. Çok güzel düştü Priest. Kafana sap verdim en solda Mage. Abi kalattırma ona kalattırma 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 DB'li. Tor uzattım. Şimdi bas. Şimdi bas. Çektim buranın manasını. Rahat rahat oyna ya. Bak okçu oynatacağım. En solda okçu hazır. Martillo DB'li. Libert abi tek at ona. Tek at ona abi. Sercan abi aldım tek. Abi hiç kalkan takıp kaçmıyorsun. Neden? Ha? Neden? Kafan sablı. Diğer priyesi tuttun. Süperini attım. Malisini attım. Hemen onu aldım. Kafana bir daha tor verdim. Abi bir tur, bir tur geri kaçın. Bir tur geri kaçın. Sana bir tekli attım. ESC mi? Süper. Tamam. 7-4. Psikolojik üstünlüğü kurduk abiler. Subsite açtım. Erkenden attın abi o CC'yi. Hemen ortadaki priyes DB'li. Sercan abi ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Kurban olduğum. Ah be kurban olduğum. Ne yaptın abi ya? Bitirdin bizi şu an. Hemen dön onu. Hemen bak priyes yarı canlı. Mali sattım bir daha. Bir on daha aldım. Şimdi priyesler düşmediği için atakırları çeviriyorlar doğal olarak. En doğrusunu da yapıyorlar. Bak bak Fadi çok ileridesin. Çok güzel des. Bravo abi sana. Ortadaki priyes bir daha DB'li. Okçu yediler bu sefer de. Abi organize geldiler. Tora tım. Aldım on. Sanırım Discord'da toplanacağız. Jesus aldım tek. Bak Fadi aldım tek. Abi kafamla oynamanız lazım. Kafana sap verdim. 10 aldım. Priyesi düşürmeyeceğim. Şimdi nerede abi? En sağda Martillo hazır. DB'li. Asas abi tek atman lazım. Aldım sana 10. Düşürmeyeceğim. Sobosta'yı malis. Bir onu daha çevirdim. Sercan'a gelmeyebilir ama uzakta kaldı. Tek aldım. Çok güzel diz. Bravo. Kafana tor verdim. Gel şimdi X-Arts. Dolly Priest. D, B, L. Magi abi niye indin gene? Kurban oldum. Neden indin gene ya? Kafana sap verdim. Bak warrior geldi seni buldu. İnme kurban oldum. İnme inme. Alırız. Vallahi alırız ya. İnme sen. Yorma kendini. Şu patoslu Priest değil. Diğerine vuracağız değil mi? Evet patoslu değil. Diğeri en arkada. Tuttum açığa çıktı Acil SV, acil SV, acil SV. Aldım onka. Hemen kafana savaştım. Dayan, dayan, dayan bak hadi dayan aldım tek. Tora çıktım şimdi. Patla abi kafana. Çektim manalarında. Güzel 12. onu alacağım. Dayan abi. Bir tur dayan. Of süpersin be. Jesus tek. Kaç 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 süpersin. Şimdi kutu kolaya ben bir masif atayım tekli. O çok vuruyor. Bir on daha çevireceğim. Çevirdim. Hemen abi geldin okçu. Sobosayı sadece malis atacağım. Yarı canda düşsün o. Şimdi de attım canı fullendi. Güzel 80 ton. Hemen arkanda ip salladı. Süperli. Süperimi boşa attım bence ama yine de bir deneyelim. Malisli. Onu almaya gerek yok. kalatacaklar, Attılar. Önce bir sab aldım. Bak direkt warrior'a çalışıyorlar. Aldım tek abi. Çok güzel. Tor açtım. En arkada birli hazır. Bak bak Fadi vuruyor. Tek başına vuruyor. Tek başına vuruyor. Malis attım ona. 80 kürü dur at. yamadım, Ah be. Sıyazel aldım tek sana abi. Şimdi tor açtım. Ya ben niye tor açamıyorum? Bu kadar el düşmemeli artık ya. Vuruyor bile el düşürüyor. Şimdi açtım. Liberty'e kaldım. Süper TP. Kafam bir daha sablı. Gel abi Soboslay'ı. DB. L. Malis. L. Öldüm ben. Ölmedim. Abi undi acı. Çok acil undi acı. Çok acil. Çok acil abi. Bir daha tor açtım oraya. Bas eko. Bas. 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 Ah BSC attılar. Hemen Jakulus'a döndün. Malis. Sadece Malis'e de düşer o. Çok güzelsin. Aldım on. İpsalalı kaldı Z'de. Magic'a kalattı. Tamam. Süper. 19'a 8. Abi gene geliyorlar. Ben şu priest'i tuttum. Yaklaş 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 DBL. Sercan abi sana oynayacaklar. Aldım tek. Bir on daha çevirdim. Kafan sablı. Priest nerede? O priest. Cesus abi tek aldım. Priest nerede? Arkada mı? Tor açtım oraya. Görmüyorum priest. Ha mage çekiyor. Aldım onu. Düşürürsün onu. Torlu o kürü gelmedi. Şu arkadaş DBL. Liberta nerede Liberta? Liberta'yı yakaladılar arkada. Gel şimdi priest'e var. Bizim Jesus acayip el düşürüyor yalnız. Vur bir tane daha. Bak Fadi bak Fadi gel. Sabaçtım kafana gel. Tamam vur ona. Aha aha aldım onu alamadım. toraştım Yakalayamazlar yakalayamazlar çok güzel. <laughs> Bizim magiyi kesiyor sürekli. Kutuk ol abi rahat bıraksana çocuğu. Abi kim var kimse yok. Sadece sağlamlar indi aldım bir 10k. İpsal bir tekli masif sana bir 10k. Gel şimdi priyeste malisi zaten yarı canmış. Magis çekti bir 10 daha aldım kafan torlu. Priest indi mi? Indi. Ha mage indi. Mage mage mage. Libert abi. Mage'ye tek kat Koş koş koş. Kalattı 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 kalattı. kal attı. Çektim manalarını orada. Çek. Yürü yürü yürü. Harikasın abi. Ya şu mana çekme skilline bayılıyorum ya. Önce kafan sablı sonra torlu. Bas Z'den devam. Ona kür gelmedi o da düşer. İpsalalı'yı çevirdin DB'li. Mage'yi düşürdüler. Boşver düşsün. Gelme diyorum geliyor. Ne yapayım? Soboslayı malis. Buraya tor açtım. Sıza el aldım tek dayan. Kafan sablı. Hala birileri var. Tor açtım. Düştü mü? Düştü. 28'i e 10. İçinde Priest Malis. Bence düşer. Meyci çekti. Süper. Güzel bir PK sonucu kazanan bizim ekibimiz oldu. Skorumuz kaç? 32-11. Çok güzel. Moblardan bir Black Gem aldık. Deva sırası bizdeydi. Silver Bar'ı maalesef kaçırdık ama olsun. Canımız sağ olsun ne diyelim. iki tane silver gem alacağız en azından. Sonra da bir boss turumuz var. Bakalım boss turunda başarılı olabilecek miyiz? Bu arada ben gündüz 4 saat boro farmı attım abi. Bir tane raptor attı. Onun dışında ne dragon ne mitil hiçbir şey yok. 4 saat boş boş farm attık. Bir tane drop atmadı. Sağlık olsun devam. JL'den hemen sonra PK'mızı da attık. PK'dan çıktıktan sonra da drakilerimizi yaptık. Fakat maalesef içeriden hiç beyi atmadı. Bu beyci de görevden aldık. Onun dışında iki şel attı. Başka da bir dropumuz yok. Şimdi de gece FT'sindeyiz. Pardon. BDV'sindeyiz. FT nereden çıktı? Tabii BDV'den sonra FT'ye gireceğiz. O yüzden bilinçaltı oldu sanırım. BDV'mizde gördüğünüz gibi rahat rahat kazandık. Çok aman aman bir PK dönmedi. Ekibimizin de eline konuna sağlık. Buradan da yine bir tane yeşil kutu, bir tane eksi kağıdı alıp çıkacağız. Sonra da FT'ye geçeriz. Ve bir gece 3 FT'sinin daha sonuna geliyoruz. Bir mavi kutu, bir temple coin. Bankada iki tane daha var. Hadi bunu iki mavi kutu yapalım abi. Evet üç tane temple coin'i bir tane daha mavi kutuya çevirdik. Bankamızın son halini hemen göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi her şeyden 3'er, 4'er, 1'er, ikişer, beşer, dokuzar falan var. Şu şardı da bugün bolda OBL kesip aldık abi. Onu bir ara pazara koyarız satılır. Şimdi tam 24 dakika sonra oyunumuza reset gelecek. Bakalım bizleri nasıl bir güncelleme bekliyor? Kospa savaş mı açılacak? Üçüncü parti yazılımlar mı engellenmeye çalışılacak? Merakla ve heyecanla bekliyor olacağız. Ve tabi daha da önemlisi Rise Online gibi ciddi bir tehdide nasıl bir yanıt gelecek Night Online'dan? Hep beraber göreceğiz. Ya oyuncular yararına bir şeyler yapacaklar ya da hiçbir şey yapmadan bizi kendimizde bırakacaklar. Bakalım göreceğiz. Umarım bundan sonraki sahnede harika güncelleme notlarıyla karşınızda oluruz. Rest'ten sonra görüşürüz. Evet Rest'ten sonra çarımızı pazara bırakmıştık. Satılan itemlerimizi sağ taraftan görebilirsiniz. Üzerimizde sadece iki tane green gem, iki tane de yeşil kutu kalmış. Shard vardı bir tane. O sanki satılmış mı? Evet o da satılmış. 1M kadar bir fiyata. Tamam bunlar zaten satılır. Bakalım güncellemede neler gelmiş. Oyuncu yararına herhangi bir şey var mı? Beraber görelim. Evet hemen geldik güncelleme notlarına. Klasik olarak Lobolupus postları değiştirilmiş yine hemen bakalım. 25 Ocak 22 Şubat neredeyse bir ay kadar süreyle saat 7 ile gece 3 arası %50 XP artı 10 NP artı 10 ladder point aktif olmuş. Fena değil güzel ama bu kadar cosper banladınız. Neden %50 XP artışı getiriyorsunuz? Bunu ben bir oyuncu olarak sorarım. Cosperların şu an ekmeğine yağ sürdünüz. Neyse devam edelim bakalım. 7 Şubat 7 Mart yine bir aylık bir etkinlik Akara sunağı üzerinden 20 veya daha fazla I will continue playing Night Online amblemi alan oyuncuların görevleri sıfırlanacakmış. Bu fena değil ben bunu beğendim. Pus indirimi başlamış. Buna bakacağız hatta şöyle yan sekmede açtık. BDB Kaos JRE ödül sıralaması değiştirilmiş. Yeni sıralamaya göre değerli olan ödüller ilk sırada gelecekmiş. JRE ödülünde önce gem sonra talisman fragmenti gelecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Neyse devam edelim. Bay Merchant aramasına eklenen eşyalar Fortified eşyaları. Şu an yeni sunucularda yok. Party Warboard arayüzü kalınlığı küçülecek şekilde değiştirilmiştir. Arayüzü kapandığında pencere sağ tarafta olan şekle dönecekmiş. Tamam okey bunda da çok aman aman bir sıkıntı yok. Main iconlar değiştirilmiş. Yani şuradaki iconlar. Şu an aşağıda oyunda açık görüyorsunuz. Buradaki ikonlar değiştirilmiş. Evet oyuncu yararına hala bir şey göremedik. Duration item eşyasının debufflara kullanılmış gibi gözükmesi durumu çözülmüştür. Yani DB Tor Malis gibi şeyleri yediğimiz zaman yanlışlıkla duratlayabiliyorduk. Bu kullanılmış gibi mi gözüküyormuş? Yo bildiğin duratlıyorduk. Ne alaka anlamadım. Tamam. Yani böyle bir sıkıntı varsa o zaman bana duration'ımı geri ver. Çok da iyi ağlarım bilirsiniz geniye kullanımı sırasında hedef yaratığın ölmesi durumunda hedefin başka yaratığa geçmemesi ve karakterin ölen yaratığın konumunu yürümesi sebep olan bir sorun giderildi. Tamam evet bu kadar mı B bitti mi yani bu kadar mı güncelleme notları? Hani kospa bir savaş açtık, makroyu çözdük, geniye başlatılınca skill bar'ı kitledik. Hani nerede abi? Bu ne biçim güncelleme? İleri diyelim. Önceki güncelleme yatıyor. Şaka mı ya bu? Abi gerçekten şaşırtıcısınız ha. Ne bu abi böyle bir güncelleme olamaz ya. İnsanlar sizden kospu çözdük kardeşim demenizi bekliyor ya. Senin çok ciddi bir Rise Online tehdidin var. Hiç bir şey yapmayacaksın? Şu yaptığın %50 exp event sadece cosplayerların işine yarıyor şu an. Abi inanılır gibi değil. Neyse pus indirimlerine bakalım. Switch 1'e 2697'ye düşmüş. Güzel. Bizim işimize yarar. War Premium, X Premium, Dragon Kanat düşmüş. Güzel. Biraz pahalı geliyordu. Minerva Package düşmüş. Güzel. War Tatto, Special Nerets, Atak ve Defense Watcher'lar düşmüş. Okey. Resurrection Scroll kullanmıyoruz. Klan'dan NP çekme scroll'u. Bak bunda da güzel bir indirim olmuş. Bravo. Karakter Seal Scroll. Oo, ringin fiyatı düşmüş harika. Mage'imizi ringlememiştik henüz. Bak bu işimize yarar. Menişah Official List. Bu indirime girmiş. VIP indirime girmiş. Gender Change indirime girmiş. Kayışan Trade Certificate indirime girmiş. Nation Transfer indirime girmiş. Tamam en azından belki şu yoğun karus baskısından kurtuluruz. Humana geçen olabilir. Bu indiriminden memnun kaldım ne yalan söyleyeyim. Pazarımızın da birazdan sonuna geliriz zaten. Hatta ben Green Gemlerle yeşil kutuyu Bay Pazar'a atacağım. Son bir kez daha pazar kurayım bir 3-5 dakika. Ondan sonra olmadı. Buy atarım. Yani güncelleme notları bu şekilde işimize yarayan tek şey puslara gelen indirim. Benim de şu an baya baya işime yarayacak. Çünkü görüyorsunuz 8 saat kalmış premiumun sonlanmasına. Bu bizim işimize yarayacak. Yan çermeycimize de ring atarken baya faydası dokunacak yapılmış olan pus indiriminin. Tamam o halde. Güncelleme notları beni baya üzdü pus indirimi dışında. Çünkü kospa açılacak bir savaş. Rise Online tehdidine verilecek çok iyi bir cevap bekliyordum. Ama maalesef her zamanki gibi Night Online yönetimi bize avucumuzu yalattı. Bizden hiçbir şey olmaz diye de yine bize ters köşe yapmayı başardı. Valla tebrikler abi, helal olsun. Yani şu oyunu oynuyoruz, oynatıyoruz, gösteriyoruz. İstemediğiniz halde reklamını yapıyoruz. Bunu sadece kendim için söylemiyorum. Zaten en güçlü yayıncılarını kaybetmişsin. Bu yayıncıları geri kazanmak adına hiçbir şey yapmamışsın. Kospu da hala bitirmemişsin. Ya abi 20 yıl oldu dile kolay. 20 yıldır artık şu kospu çözün be kardeşim. Yani Allah ıslah etsin diyorum. Diyecek başka da bir şey bulamıyorum abi. Biz modumuzu düşürmeden kaldığımız yerden devam edelim. Green gemleri ve yeşil kutuyu pazara attım. Ve şurada <laughs> iki tane silver gem bir tane black gem unutmuşuz dün akşam kazandığımız CR'den gelenler. Bunları tekrar pazara koyarız. Aşağı yukarı burası 15M yapacak zaten. Şimdi bir arkadaşımız bana ulaştı. Mage'imizi almak istiyor. Hemen kendisiyle bir görüşeceğim. Bakalım son rakam kaça anlaşacağız. Mage'imiz hemen giderse çok işimize yarayacak. Çünkü çara takı koymamız lazım biliyorsunuz. Ve aynı zamanda bankamızın son sayfasındaki şu itemleri de satmam lazım. Ben sizi bilgilendirmeye devam edeceğim. Evet çarımızı bir süre daha pazara koymuştum. Large Breaker ve Fabrik Göğüslük STR olarak satılmış arkadaşlar. Kalan 9 parçayı da Purse Pawn. İnşallah ismini doğru okumuşumdur. Arkadaşımıza satıyoruz. Tanesini 20M olarak değerlendirdik. Hepsini şöyle huzurlarınızda veriyorum. Karşılığında 180M alacağız. Kendisine teşekkür edelim. Bunları bu kadar indirimli verme sebebim pazardaki fiyatların sürekli oynuyor olması. Ben mesela 25'ten koydum hepsini pazara. Bir tanesi çekilmiş diğerleri kalmış. Pazar SC'den baktığımda 21M'lere 22M'lere kadar düşüldüğünü de gördüm. O yüzden böylesi biraz daha sağlıklı oldu. Hatırlarsanız da milleyici sanırım 50M falan almıştım. Bunun da fiyatı 75'lere kadar çıkmış. Şimdi takılarla beraber tekrar pazar oluşturuyorum. Hepsini satıp çarımıza takı çekeceğiz. Ama takıyı çekmeden önce de switch bireyi yenilemek lazım. Switch bireyi yenilemek için de yan çermeyicimizi satmamız gerekiyor. Durumlardan haberdar edeceğim. Ben pazar oluşturuyorum. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Abi bir süre daha pazarda kaldım. Belt of S.T.R satılmış yaklaşık 4.5 m falan sanırım. Sonrasında P4'e FT'ye geçtim. Şu an akşam 10 FT'sindeyim. Buradan da bir mavi kutu bir temple coin alacağız. Bir tek satmamız gereken şuradaki vatandaş kaldı. Artı bir Rebirth Mirage. Bunu bir an önce satıp yan çardaki mage'imizi de satıp ondan sonra hem Lunar Belt hem de switch biri yenilemem gerekiyor. Matchara satmak için konuştuğumuz arkadaşla bir türlü finale varamadık. Çünkü şu an kendisine ulaşamıyorum. Olur da ulaşabilirsem söylediğim senaryonun tamamı yaşanacak. Buradan da bir mavi kutu alalım, çıkalım. Ondan sonra da çarı tekrar satmak için P3'e girmek zorundayım ama akşam JR'si var. Neyse önce bir JR yapalım, sonrasına bakarız. Arkadaşımız Vatoro'da DC yersem hakkı Melal Entity tüm YouTube görsün demiş. Neyse ki DC yemedik. Rahat rahat çıkıyoruz abiler. Hadi şimdi JR'ye. Evet, JR'ye geçmeden önce Bir saniye bir saniye üstüme almamışım. Burak abimiz öncelikle oyuna geri döndü ve Human bastı. Kendisine hoş geldin diyoruz ve aynı zamanda klanımıza da dahil oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Mireyci benden 70 eme aldı sağ olsun. Upgrade deneyecekmiş. İnşallah geçirir. Jere'ye 3 dakika kaldı. Hızlı bir şekilde hazırlıklarımı yapayım. Aynı zamanda da yayına girelim. Abiler şimdi Mage'i bugün satacağız. Kesin ve net. Ama satmadan önce yaptığımız 2 tane etkinlik var. Bir tanesinde BDV kazandık. İkincisinde de FT'den mavi kutu aldık. Sonrasında da Boros lotumuza geldik. Normalde burada video almayacaktım. Sadece KSC alıp geç çünkü doğrudan meydi sattığım ekranda sizlerle buluşmak istiyordum. Videoya girme sebebim de şundan sebep. Bir tane dragon kolluk aldık. Onun ben KSC'sini aldım. Önce onu bir görelim. KSC'yi de gördüğümüze göre şöyle ekranı aşağı çekelim. Bir tane Dragon Bot abi. 2,5-3 hafta oldu sanırım biz bu slotu alalı. İlk defa Dragon Bot alıyoruz. Sırf bu sebepten video kaydına girdim. Hayırlı uğurlu olsun. Bu aldığımız ikinci drop. Saatimizde şu an 5'e çeyrek var. Bakalım kaç drop daha alacağız. Hep beraber göreceğiz. O halde kaldığımız yerden devam. Allah! Arkadaşlar farmımız bitmeden bir tane daha Dragon Bot aldık. İnanamıyorum. Bakın 2,5-3 haftadır alamıyorduk dedik. Bir günde iki tane Dragon Bot alıyoruz. Gerçekten inanılır gibi Değil. Harika geçiyor şu an farmımız. Bugün attığı 3. drop tabi ben varken ben farma yaklaşık 45 dakika sonra katılabildim dışarıda işlerim olduğundan sebep. Benden önce bir tane mitil kafalık atmış. Yani şu an bize 4 tane drop atmış oldu slot. 3'ünde benim payım var sadece. Gayet iyi gidiyoruz. Maşallahımız var. Bu arada neden war premiumdasın diye illaki soracaksınızdır abi. Switch premium tamamen bitti. Bu war premiumda bir haftalık çarktan gelmişti. 6 saati kalmış şu anda. Birazcık geç kırmıştım onda. Neyse. Bu arada size göstermem gereken bir şey var. 638 M üstümüzden para sattık. Bunun karşılığında bir tane Seal Scroll, bir tane Switch Premium çektik. Bunlar hazır. Mage'imize de alıcı bulduk abi. Mage'imizi sattığımız gibi Lunar War Belt'imizi alıyoruz. Switch Premium'umuzu kırdırıyoruz. Bomba gibi serüvenimize devam ediyoruz. O halde farmı bitirmeye ne kadar kalmış? 45 dakika maşallah. Belki bir drop daha alırız. Bu gazla devam abi. Hadi. Hadi devam. Farmımızı muazzam droplarla noktaladık arkadaşlar. Üzerimize gelen tüm çöpleri sattık. Bir tane elixir attı slot. Bir tane şart. Bir tane de rogiye çitin attı. Bu ikisini zaten kırdırıyoruz. Şartı da pazarda satıyoruz. Yaklaşık bir eme gidiyor zaten. Seal scroll'u kullanacağım. Çarı diyeceğim. Ondan sonra da switch kırdıracağım. Sonra da lunar belt'imizi alacağız. Yani sesimdeki heyecandan bile anlamışsınızdır. Bu arada dün aldığımız yeşil kutu ve mavi kutu da burada. Temple coin 2. Bugün bunu 3'e tamamlayacağız. FT'nin içinden aldığımızla beraber toplam 4 tane mavi kutumuz olacak bunları da o halde şöyle kaldıralım abi high class'ların yanına. Bunları bir ara kırdıracağım. Bankada da old kaldı priestimizden. Yani str priestimizden. Onlar orada kalsın. Ben şimdi şu magiye bir ring basayım. Sonra görüşürüz. Evet sevgili ofensif MP. Yeri geldi güldürdün. Yeri geldi ağlattın. Yeri geldi çökerttin. Yeri geldi mutluluktan havaları uçurttun. Ama maalesef sana veda vakti an itibariyle gelmiştir. Keşke seninle bol droplu farmlar attığımız güzel günler görseydik ama sadece bizi bir veya iki bölüm idare ettin. Sonra maalesef hüsrana uğrattın. Neyse bu kadar da kötülemeyelim Çar'ı. İnşallah yeni alacak arkadaşa hayırlı uğurlu olur. Çar'ımıza ring basmak için öncelikle klandan çıktık. Friend listesini mutlaka ve mutlaka sildik. Skill'i stadı sıfırladık. Hiçbir görevi yok. Görevleri de temizledik. An itibariyle Çar ringlenmeye hazır. Üzerindeki parayı bırakacağım arkadaş. Işınlanma parası olarak kullanır en azından. Ne kadar satacağımızı neyin karşılığında satacağımızı birazdan göstereceğim. Ama öncelikle kendi Çar'ımıza geçelim ve bu Çar'ımıza artık ring basıp veda edelim. Elveda Offensive MP. Evet şimdi kendi çarımıza geçtik ve ringlemek için yapacağımız şey çok çok basit. Hemen abi geldik bankamıza karakter seal cancel'a tıkladık. Ne yapmak istiyorsun diyor. Seal yapmak istiyorum hocam diyorsun. Seal scroll'u koyuyorsun. Konfirme basıyorsun. Bir daha konfirme basıyorsun. Hangi çarını ringlemek istiyorsun diyor. Zaten şu an mevcuttaki çarınıza basamayacak çünkü şu an o çardasınız. Yan çarında diyor bir ranger'ın var yani bir asasın var. Bir tane de mage'in var diyor. Asasımızı bir deneme amaçlı açmıştım. Kenarda öyle duruyor. Biz mage'imize basmak istiyoruz. 81 level Ark Mage. Buna bastık. Seal'a bastık. Bizden item kilit şifremizi istiyor. Hemen girelim. Item kilit şifremizi girip konfirme bastıktan sonra sağ tarafta karakter seal successful yazısı göreceksiniz. Gördüğünüz gibi çarımız linklenmiş vaziyette. 81 level XP %7. Sağ tıklayıp özelliklerine bakmak isterseniz skill'lerin statların sıfırlanmış olduğunu göreceksiniz. Üstündeki para miktarını da NP miktarında görebileceksiniz. Achievement'a bastığınızda da hangi achievelerin açık olduğunu görebileceksiniz. Expert burada en önemli olanı 40 defansa açık. 15 tane toplamda achievement aktif olmuş. Offensive MP'ye şimdi elveda diyeceğiz. Ve az önce söylediğim gibi teslim edeceğimiz arkadaşımızdan bakalım ne alacağız ne karşılığında bunu vereceğiz. Az sonra göreceğiz. Hadi geçelim sonraki sahneye. Ringimizi 415M nakit bir tane de artıyı Iron Ball karşılığında yani 475M karşılığında veriyoruz. 5GB bir arkadaşımızla anlaşmıştık ama kendisi piyasada yok maalesef. Ve arkadaşımıza bunun yanı sıra RT7 HP setimizde veriyoruz. Belki upgrade yapar geçer. Nasibidir. Belli olmaz. Kendisine ilgisi için teşekkür etmiş olalım. Şimdi üzerimizde biriken para aşağı yukarı 8.5 GB olacak. Tabii ben şimdi bu Iron Bow'u bakın trade sıkıştırmaya çalıştı çakal ama böylelerine dikkat edin. Şimdi ben bu Iron Bow'u satmaya çalışacağım. Aynı zamanda da bankada satılması gereken birkaç bir şey daha var. Akşam jeresinde ne kadar var? 1.5 saatten fazla. Belki FT'ye girmeyebilirim hepsini satana kadar. Hepsini satarsam da FT'ye girebilirim. Tamam ben şimdi bunları pazara koyuyorum seriden. Üstümüzde biriken parayla Lunar Var beltimizi alacağız. Sonra da Switch Premium'umuzu kırdırıp bomba gibi inşallah devam edeceğiz. O zaman hayırlara vesile olsun diyerek geçip pazarımızı kuralım. Şimdi silver gemler satılmış. Old Drake Supply Box satılmış. Black gem satılmış ve şimdi de Iron Bob artı 7'mizi satacağız bir arkadaşımıza. 61 M karşılığında anlaştık. Ben bir de zaten buna poison basmıştım. Hani aşağıdan yazı geçsin belki birisi teklifte bulunur diye. Bulunmamıştı o sırada. Bir 5-10 dakika pazarda kaldım. Arkadaşımız hemen geldi. Kendisine de ilgisi için teşekkürler. 61 M karşılığında satışımızı gerçekleştiriyoruz. Tamamdır. Hayırlı uğurlu olsun. Üstümüzden bir 372 M kadar para harcadık. Klandaki bir arkadaşımıza lazım oldu. Onu birazdan geri alacağım sıkıntı yok. Şunları da hemen pazara koyayım. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim çok değil. Olur da satılmazsa bay pazarları da atıp PT'ye geçeceğim. Sonrasında bilgilendirme yapmaya devam edelim zaten. Evet abi Switch Premium'umuzu kırdırdık. Hatta üzerinden bir gün geçti. Birkaç tane etkinlik yaptık. Outdoor'daki supply box'ımızı aldık. Mavi kutumuz aldık vesaire vesaire. Neyse buralar önemli değil. Şimdi önemli olan kısım şu. 9 GB paramız var. Bankada ne var ne yok sattım. 20 emri klan başkanımızdan borç aldım. Ona daha sonra takdim edeceğim. Şu an bankada zaten bir tane supply box bir tane mavi kutu var. Onları satar. Parasını iade ederiz. Sıkıntı yok. Şimdi abiler Sizimdeki heyecandan da anlıyorsunuzdur. Just One Touch klanından X Quantino abimizden Lunar var. Beltimizi 9 GB karşı ğında alıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun abi. Ofensif DB artık sağlamlaşma konusunda daha da iyi bir adım attı. Lunar Belt'imiz hayırlı, uğurlu olsun. Hemen bunu kitleyelim, üstümüze takalım abi. Hadi gelin bankaya gidelim. Hemen geldik bankamıza. Seal Cancel'dan mı yapıyorduk? Nereden yapıyorduk bunu? Burası değil. Seal Lunar Belt bunu kitleyemiyor muyuz? Buna bir şey mi istiyor? Sanırım buna kitlemek için bir şey istiyor. Ben bir araştırayım da geleyim hemen bir saniye. Evet abi önce üstümüze giymemiz gerekiyormuş. Hemen şöyle üstümüze giydik. Şimdi çıkartıp kitleyebiliriz. Seal cancel antidef dedik. Evet buraya koyduk. Hemen şifremizi yazalım. Konfirme bastık. Bir kere daha konfirme bastık ama bir em para istiyor. Şimdi bir dakika abi elim ayağım titriyor dur. Hemen benim 300k'ya ihtiyacım var. Şunu satalım bir tanesini. Koş 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 koş. Tamamdır hemen 900k karşılığında bir tane besimizi sattık abiler. Aa! anında kitliyoruz. Konfirme bastık. Birim karşılığında Lunar Belt'imizi kitledik ve üstümüzü artık giyebiliriz. Sıradaki adımımız Lobo Hammer artı 7. PE'leri üçlemek. Bankada biliyorsunuz 2 tane 0 bir tane artı 1 var. Ve bundan sonra da ortası S herhangi bir Drake. gücümüzün yettiği. Bu sebepten savaşmaya para biriktirmeye devam. Ofensif DB Lunar Warbelt hayırlı uğurlu olsun ve videomuzun da burada sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bir sonraki videonun açılışını JR ile yapacağız inşallah kazanırsak tabi. Çok güzel çok keyifli bir bölümdü. Bence öyleydi. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum yorumlarda buluşalım videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın Hoşçakalın. görüşürüz Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin o kadar mesaimiz ne? var ne? nereye gidiyorsun der bir ne? insan